Master Nazlı'ya hoş geldin. Şimdi belirtme sıfatlarından size ufak 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 parçalayı parçalayı hepsini anlatacağım. Şimdi belirtme sıfatları diye ana bir başlığımız var. Belirtme sıfatları. Belirtme sıfatları arkadaşlar dörde ayrılıyor. İşaret sıfatı var. Sayı sıfatı var. Belgisiz sıfat var. Soru sıfatı var. İşaret, sayı, belgisiz ve soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim belirtilmiştir derse belirtme sıfatı alınacaksın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim nitelenmiştir derse niteleme sıfatı alınacaksın. Arkadaşlar, nitelenmiştir, belirtilmiştir lafları çok önemli. Lütfen sorunun sonuna da odaklanın. Sadece başındaki işte isminin önüne gelen ismi belir... Bunlar değil. Bakın sıfatlar ismin önüne geliyor. Tamam, güzel. İsmin önüne geldiği için sıfatın diğer adı ön andır. Tamam, o da güzel. Ama sıfat ikiye ayrılır. Sıfat niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır. Hangisinde bir isim nitelenmiştir diyorsa niteleme sıfatı alacak. Hangisinde bir isim belirtilmiştir diyorsa belirtme sıfatı alacak. Hangisinde bir isim hem nitelenmiş hem belirtilmiş diyorsa hem niteleme hem belirtme sıfatı alacak. Lütfen bu sihirli kelimelere dikkat edin. Bunlar önemlidir. Bunlarda dikkatli olun arkadaşlar. Size öncelikle neyi anlatacağım? İşaret sıfatını anlatacağım. İşaret sıfatını anlatırken işaret zamirini de anlatacağım. Belgisiz sıfatı anlatırken belgisiz zamiri anlatacağım. Soru sıfatını anlatırken soru zamirini anlatacağım. Peki sayı sıfatını anlatırken sayı zamirini anlatacak mıyım? Hayır! Çünkü sayı zamiri diye bir şey yok. Niteleme sıfatını anlatırken ki daha önceden anlattım. Niteleme sıfatını anlatırken sana niteleme zamiri anlattın mı? Yaralı insanlar dediğinde niteleme sıfatı nasıl insanlar? Yaralı insanlar. Yaralılar deyince niteleme zamiri mi oluyor? Hayır. Arkadaşlar, niteleme sıfatı ve sayı sıfatı yanındaki ismi düşürdüğünde adlaşmış sıfat olur. Adlaşmış sıfat olur. Ama diğerleri yanındaki ismi düşürdüğünde ne olacak? Ne olacak? Zamir olacak. Tamam? Bunu size defalarca ben söyleyeceğim. Defalarca dile getireceğim. Adlaşma sıfatı söyleyeceğim. Şimdi size işaret sıfatını anlatıyorum. Şu şeyi alalım. Silgiyi. Evet. İlki işaret sıfatı. İşaret sıfatı. Çok iyi dinle. Çok iyi dinle. Şimdi görüntü daha mı iyi Sude? Daha iyi hocam. Tamam. Işığı yaptım. Peki. Benim ağzımdan çıkan her şeyi tahtaya yazıyorum. Tamam mı? Yani tahtada olan şey benim sana söylediğim şeyler. Hani bazen tahta parlayabiliyor. Evet. Yani öyle çok profesyonel şeylerle çekim yapmıyorum arkadaşlar. Normal kamerayla, yani telefon kamerasıyla çekim yapıyorum. O sebeple böyle şeyler olabilir. Hani tahtanın parlaması falan anlayış göstereceğinizi umuyorum. Bir de telefonda böyle bir değişiklik söz konusu oldu. Arkadaşlar, söylediğim şeyleri yazıyorum. Ekstra bir şey yok tahtada, tamam mı? Ama elimden geldiği kadar da dikkat ediyorum. Bunu da söylemek istedim. Şimdi işaret bildiren kelimeleri tahtaya yazıyorum. Bu, şu, o, öte, beri, hatta öteki diyeyim, bir de ki, sıfat yapan ki getireyim, beriki, diğer, böyle, şöyle ve öyle. Arkadaşlar, şu yazdıklarım içinde en çok dikkat etmen gereken hangisi biliyor musun? Böyle, şöyle, öyle. Neden dikkat et biliyor musun? Birçok öğrenci böyleyi görünce ne hikmettir bilmiyorum, neden yapıyor bilmiyorum. Bazıları buna belgisiz falan diyor. Arkadaşlar lütfen yapmayın bunu. Böyle, şöyle, öyle de
kelime aslında bu, şu, o. Bu kelime birleşik kelime. Bunlar birleşik sözcük. Böyle kelimesi, şöyle kelimesi, öyle kelimesi. Hatırlasanıza, öyle kelimesi o ve ile'nin birleşmesiyle oluşuyor. Böyle kelimesinin içinde bu var. Şöyle'nin içinde şu var. Şu öyle, bu öyle, o ile. Yani bunların içinde bu, şu, o var. Bu, şu, o işaret bildiriyor. Lütfen unutmayın. Böyle, şöyle, öyle. Bunlar işaret bildiren kelime. Bunların içinde bu, şu, o var. Şimdi bu, şu, o. Öte, beri, öteki, beriki. Öte, uzak yeri işaret eder. Beri, daha yakın yerleri işaret eder. Öteki, beriki, diğer. O olmasın, diğeri olsun diyorsun ya, mesela işaret ediyor. Diğer. Böyle, şöyle, öyle. Tamam, fazla uzattım. Bunlar ismin önüne gelirse ne olurlar? İşaret sıfatı olurlar. Şimdi çok iyi dinle. Bu yazdıkları, bu yazdıkları ek alırsa, bu yazdıklarım ek alırsa, bu yazdıklarımla alt tamlaması yaparsam, ek alırsa, bunlar alt tamlaması yaparsa ya da bunlar direkt ismin yerini tutarsa. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hazır yeri gelmişken. Ek alırsa virgül koydum. Alt tamlaması yaparsa virgül koydum. İsmin yerini tutarsa. Arkadaşlar, normalde bir cümlede bir tane sesa kullansaydım yanına virgül gelmezdi. Ama birden çok sesa varsa yanına virgül gelir. Bakın, virgülün kullanıldığı, kullanılmadığı yerler. Özellikle virgülü kullanmamamız gereken yerler çok önemli. Tamam mı? Dikkat edin. Bir cümlede bir tane sesa varsa virgül olmaz. Ama birden çok sesalı ifadeler varsa bunları birbirinden virgülle ayıracaksın. Şimdi ek alırsa, alt tamlaması yaparsa, bak birden çok sesa olduğu için virgül kullan. Arkadaşım, canım benim, bak. Bu yazdığın işaret bildiren kelimeler. İsmin önüne geldiğinde ne oldu? İşaret sıfatı oldu. Bunlar ek alırsa, isim tamlaması yaparsa, ismin yerini tutarsa ne olacak? İşaret zamiri olacak. Şimdi beni çok iyi dinle. Bu arabayı satalım. Bu arabayı satalım. Araba isim mi? Evet. Bu araba dediğinde buradaki bu işaret sıfatı mı? Evet. Peki bu arabayı satalım demiyorum. Diyorum ki bunu satalım. İşaret bildiren kelimeye ek getirdim değil mi? Ek getirdim. Ek gelirse ne oluyordu? İşaret zamiri oluyordu. O zaman buna ne diyeceksin? İşaret zamiri diyeceksin. Peki şöyle yapsam. Bunun bagajı çok geniş. Bunun bagajı. Bunun bagajı dediğimde alt tamlaması yapmadım mı? Bak, bunun bagajı. Neyin bagajı? Bunun bagajı. Belirtili alt tamlaması. Şuradaki ek tamlayan eki. Şuradaki ek tamlananın almış olduğu ek. Aynı zamanda her zaman iyilik eki. Burası belirtili alt tamlaması. Alt tamlaması yaparsa ne olur demiştim? Zamir olur demiştim. Buna yine ne diyeceksin? İşaret zamiri diyeceksin. Peki şöyle desem. Bu acilen satılmalı. Bu dediğim bir şeyin yerini tutmuyor mu? İsmin yerini tutmuyor mu? İsmin yerini tutan kelimeye ne deriz? Zamir deriz. Buna da yine ne diyeceksin? Buna da yine işaret zamiri diyeceksin. Her gördüğünü atlama. İsmin önüne geldiyse sıfat oldu. Ek alırsa, isim tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olarak kullanılırsa ya da ismin yerini tuttuğunda ne oluyor? Zamir oluyor. Böyle bir giriş yaptık. Şimdi bir sonraki videoda yine sana ne yapacağım? Bununla alakalı öğreneceğim.
örnekler vereceğim. Bol örnek yapacağım. Takipte kal. Beğenmeyi unutma.